Bakın şöyle harika ürünlerimiz de var. Fiyatı ne kadar? Efendim o 25 lira. Bir numaradır. Şimdiye kadar alanlar asla pişman olmadı. Yapışmaz taban mı bu? Yapışma. Ya yani... babacığım hanımefendilere cevap versene. Bayan tencerenin tabanının yapışıp yapışmadığını soruyor sana. Şöyle yapışır mı? Yani o sizin becerinize kalmış bir şey. Ya, elinizi bir kere korkak alıştırmayacaksınız. Basacaksınız ya. Bak o zaman yapışıyor mu değil mi? Neyse o zaman kalsın. İyi günler. Ne? Nasıl? Ne gülüyorsun lan? Armut almadan gittiler işte. Ya baba sen var ya hakikaten ya sana çok yazık oluyor baba burada ya. Yemin ederim. Senin stand-up falan yapman lazım bence. Ya harcanıyorsun sen burada baba. Alacağım şimdi seni ayağımın altına. Yapacağım böyle. Ya baba, bu kadın sana tencerenin tabanının yapışıp yapışmadığını soruyor. Sen... Sizin becerinize kalmış efendim diyorsun ya. Ne deseydim yani? Aslında sen soruya gül oğlum. Öyle soru mu olur ya? Yani yemek yaparken gidip başında bekleyip de onu mu kontrol edeceğim? Ya ne alakası var baba? O tencerenin özelliği. Yapma ya. Bunun özelliği böyle miydi? Lan oğlum bunu niye daha önce söylemiyorsun? Vallahi hiç kusura bakma baba. Sen bana işime karışma dedin. Ben de senin dediğini uyguladım yani. Ya kıracağım şimdi kafanı ya. Lan oğlum şimdi mi aklına geldi işinde karışmamak? Lan niye söylemiyorsun bunu zamanında? Sanki her sözümü tutuyormuşsun gibi. Bir de diyor ki bol bol yağ koyun yapışmaz. Hay Allah'ım ya. Gülme lan gülme. Kısmet. Kısmet. Çayız. Oo hanımlar. Götürdünüz yine dondurmaları. Bize bir şey yok tabii. Güzel mi? Çok güzel. Afiyet olsun. Oo Zübeyir. Nasılsın? İyi abi. Ne olsun? Nasıl işler? Kesat be Cevahir abi. Yapma be. Çocuklar siz geçin bekleyin bakayım şöyle. Abla kedin yavru kedileri kurtararım mı? Sen onun söylediklerine inandın mı gerçekten? Bilmem. Bence o iyi birisi. Yavru kedileri eziyet etmez. Yürüyse gerçekten onları dövüyorsa. Ne olur gidip bakalım Elif abla ne olur. Ne yapıyorsun sen? Nereye bakıyorsun? Ben de çocuklara... İşine bak, işine. Hadi gel, gidip kedilere bakalım. Olmaz. Annem görse çok kızar.
Ya şimdi bu küçük kedilerin canı acıyorsa ya ağlıyorlarsa yazık değil mi Elif abla? Hadi gidip gelelim. Tamam. Elif abla doğru mu geldik acaba? Evet evet doğru burası. Eminim. Gelin pisi pisiler hadi hadi. Gelin pisi pisiler size bir şey yapmayacağız korkmayın. Gelin bize. Size yemek vereceğiz hadi gelin. Hadi gelin senin hayatınızı kurtaracağız hadi. Size dayak yedirmeyeceğiz. Vallahi harikasın Ümit. Şu ikinci işi hangi ara bağladığını anlamadım. O da bizim sırrımız. Vallahi bu iş ilkin üstüne ilaç gibi geldi. İmdadımıza yetişti resmen. Aynen öyle. Hani eskiler hep der ya cila gibi oldu diye öyle oldu işte. Nakit sıkıntımız biraz olsun çözülecek artık. Muhakkak. Bizimkileri de iyi gelecek. Kimsenin alışkanlıklarından mahrum kalmasını istemiyorum. Haklısınız. Zaten Elif'in okulu için de para ayırdım kenara biraz. Çok iyi yapmışsınız. Elif bana abimle emanet. O yüzden her şeyinin eksiksiz olmasını istiyorum. En iyi okullarda, en iyi şekilde eğitim görmesi gerekiyor. Elif abla ben şuraya bakayım. İnci hadi burada yoklar galiba. Artık gidebiliriz her yere baktık zaten. İnci ne yaptın? Dur çekiyorum. Ayağım. İyi misin? Çok mu canın acıyor? Haklısın abi. Bundan sonra dediğin gibi yaparım artık. Yani. Bizim çocukları gördün mü ya? Dükkana falan mı girdiler? Yok. Görmedim abi. Allah Allah. Nerede bunlar ya? Kaldırmaya çalışacağım hadi. Ne yapıyorsunuz bakayım siz orada? Hiç. Ne işiniz var burada? Ne oldu senin ayağına? Şey, burkuldu. Acıyor mu? Bir şeyin var mı? Evet. İyi hadi. Al onu da. Hadi gidelim. Bir daha da annenden habersiz buralara gelmeyin. Tamam. Tamam. İyi dikkat et. Gel. Kızları gördün mü? Ya bizim Elif'le İnci işte. Yo, nereden göreceğim canım? İşimi yapmaya çalışıyorum ben. Allah! Nerede bu çocuklar ya? Çok mu acıyor? Evet. Bilmiyorum ama Melek teyzeye söylemiyorum yuftan. Ama ya kütüş olursa ayağına? Olmaz olmaz ben dayanırım yuftan Melek teyzeye söylemeyelim. Hem oraya gittik diye kısa hem de çok üzülür. Neredesiniz bakayım? Bücürler. Buradayız. Hadi geçin içeri. Hadi. Hadi kızlar tamam paydos. Tamam. Hadi kapat hadi kapat. Ay
Vallahi iş bitti ama ben de bittim. İş biter mi hiç anacığım? Eve gidince ne yemek yapacaksın sen onu düşün. Kızlar, yediniz mi dondurmaları? Yedik. Afiyet olsun ama bakın bundan sonra kimseden bir şey istemek yok, anlaştık mı? Tamam Berek teyze. Tamam anne. Beni bekleyin, ben hemen geliyorum şimdi. Tamam. Suna. Efendim Melek abla? Ya benim bütün gün aklım Aysel'de kaldı. Sorma abla, benim de. Başına bir iş gelmiş olmasın. Ay Allah korusun. Numarası varsa verir misin bana? Tabii. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Of. Kızlar. Hadi acele edin. Hadi. Yani abla vallahi görmeliydin. Peki kız nereye gitti sonra? Bilmiyorum ki, konser monser bir şeyler dedi. Ay of, vallahi bilmiyorum abla. Herhalde annesinden aldığı parayı da yemiş. Kim ne yemiş? Ne oluyor ya? Niye hepiniz susunuz? Ya bizim atölyeden bahsediyorduk da öyle. Heh. Oğlum, hadi sen bunları sofraya götür çabuk. Tamam anne, dur. Ne bu acele? Acıktık evladım, acıktık. Tamam. Bulamadık kedileri. Belki de yoktur. Ama ya varsa? Ah ayağım. Ah ayağım. Hala acıyor değil mi? Evet. İnşallah sürdüğümüz krem işe yarar. İnşallah. Annem bana bir kere sürmüştü. Hemen çok iyileşmiş. Kızlar, hadi bakalım yemek hazır. Geliyoruz. Tülay abla. Ya var ya, bugün babamı görmen lazımdı. Yani müşterilerle öyle bir ilgilendi, öyle bir ilgilendi ki hiçbir şey satamadı. Yani babamın satış konusundaki profesyonelliğini hakikaten görmen lazımdı. Ya bırak şimdi Tülay'ım ya. Sen de armudun sözüne bakıp da öyle... Abla gül gül, Allah aşkına gül. Daha ben sana neler anlatacağım, neler. Şu bana bak lan. Senin karşında babam var oğlum. Öyle hemen cıvıma yani. Bırak çocuğu anlatsın. Meysel ne var bunda? Bak dinle dinle. Asıl bomba geliyor. Şimdi kadının bir tanesi geldi, tamam mı, müşteri. Şey dedi. Pardon, acaba bu kaplar çok amaçlı mı dedi. Babam ne dedi biliyor musun? O sizin efendim. Niyetinize bağlı. Ay Murat, karnım ağrılar kırdı oğlum. Ya bir kap kacaktan ne beklenebilir ki? Yani en fazla ne yapabilir? Yani ben o bakımdan bakıyorum olaya. Ay öleceğim şimdi. Ya senin sabah yaptığına ne demeli Armut Efendi? Ha? Gördüğün güzel kızı öyle dibin düşmüştü. Vallahi baba hiç kusura bakma ama yani o bir satış taktiğiydi. Sonra tonla mal sattım. E daha ne yapayım? Öyle bir satış tekniği uyguladı ki 100 liralık malı 30 liraya sattı. Oğlum
Buna indirim denmez, bindirim denir, bindirim. E şimdi kız herkese söyler. Kulaktan kulağa duyan da gelir. E müşterimiz de artar, fena mı olur? Ha, artar. Aman artmasın ya. Bırak, vallahi bu armudun kafasıyla gidersek var ya, yakında dilenciliğe başlarız, ben sana söyleyeyim yani. Vallahi babacığım, hiç okları bana çevirmeye çalışma. Bu gece bu masada senin bugün yaptığın her şey tek tek anlatılacak. Tek tek anlatılacak. Anlat lan. Anlat ne varsa anlat. Bak bak dinle dinle, bir tane daha var. Şimdi kadının bir tanesi geldi, tamam mı? Şeyi sordu. Pardon, acaba bu tava yapışmaz mı dedi. Babam ne dedi biliyor musun? Efendim, o sizin yeteneğinize bağlı. Ne? Müşteriyi kovsaydın bari. Sonra bir de ne diyor biliyor musun? Üzerine birazcık yağ dökerseniz yapışmaz. Ay Murat, sus sus. Abla daha neler var neler, bir bilsen yani. Ay inanmıyorum neyse. Murat'ı sonlamışsın bari, fıkra gibi adamsın. Ya ablacığım. Fıkra ne kelime, gözünü seveyim. Yani sana şöyle söyleyeyim. Temelde Dursun, babamın yanında halt etmişler. Fark eder diye bekliyorum ama bu nasıl bir yemek ya? Hiç mi tuz koymadınız? Kafama atsaydın. Ne iyi dedin ama. Bir dahaki sefer hatırlat da öyle yapayım. Asu tamam. Önemli değil Erkut. Önemli değil demek. Bilmem farkında mısın ama burada benim evimde ve benim masamdasın. Bu lafı diyecek kişi sen değilsin yani. Aşağılık kompleksini yükseltti yine. Arzu. Lütfen ya. Senin de tımarhanede kayışları pek fazla bağlayamamışlar herhalde. Sen benimle nasıl... Sus da şu yemeğini ye. Yemiyorsan da defol git. Asu tamam. Yemeği yenmiyor. Sorun o zaten. Hizmetçin yok senin burada. Yemiyorsan yeme. Benim de sigortalarımı attırma. Asıl sen benim... Hanımlar tamam ya. Bir sakin olun değil mi? Nedir yani sudan bir sebepten? Tuz altı üstü koyarız biter. Nerede bu? Mutfakta. Siz devam edin, ben geliyorum. Ah be kardeşim ya, bu ne böyle ya? Şuraya bak, bir tuz mevzusundan olay nereye geldi? Oğlum Erkut, sen kendini nasıl bir çıkmaza soktun ya? Birbirlerine kurşun gibi laf sokuyorlar. Ateş hattında kaldım resmen. Ama yok, sen hak ettin oğlum bunu. Ateşle barutu yan yana getirirsen olacağı bu. Neyse, boş bırakmaya da gelmez bunlar şimdi. Benden bir şey saklıyorsunuz. Yok, saklamıyoruz. Size demedim, küçük hanımlar. Ben büyük hanımlara söyledim. Yok canım. Ay abarttın sen de Selim, sabahtan beri aynı şeyi söyleyip duruyorsun. Yok bir şey diyorum. Bir garip davranıyorsunuz ama. Yok, yok bir şey işte. Hem erkekler öyle her şeye karışmazlar. Allah Allah. Yine feminist damarınız mı tuttu Zeynep Hanım? Selim'ciğim bak, Zeynep senin için biber dolması yapmış. Bak işte görüyorsun, benim feministliğim de buraya kadar. Saklamıyorsunuz yani, öyle mi? Yok canım, saklamıyoruz işte Selim, of. Tamam, tamam, sustum.
Peki senin o megafonla bağırışına ne diyeceğiz Murat Efendi? Yayık yayık. Kısmetçiyiz, kısmetçiyiz. Olsa sen kendi bağırışına bak baba ya. Sürekli detone oluyorsun. Detone detone böyle leş leş bağırıyorsun. Ya onu bunu bırak da kabul et işte. Bu işte ben senden daha iyiyim. Ne? Sen mi? Tabii. Oğlum bir kere bende ticari zeka var ya. Ben yani tamam tencere tava işinden anlamayabilirim ama ticaret benim göbek adım göbek. Ya bırak Allah aşkına baba bırak. Aa yeter beyler susun. Bırakın didişmeyi. Sizin yüzünüzden yemeğimi yemedim. Ama ne yapayım Tülay'ım ya? Bu hayta sana yanlış yumuş şeyler anlatıyor. E ben de doğruyu bil diye kendimi parçalıyorum böyle işte ya. Yok yok. Bu böyle olmayacak. Yarın Murat'ın yerine ben geleceğim seninle. Nasıl yani? Sen satışa hem de arabayla. Evet. Ne var bunda? Ha, yani diyorsun ki canlı canlı. Yaşanan, olan biten her şeyi bizzat kendim göreceğim. Gel Tülay. Vallahi gel. Başımın üstünde yerim var. Gel kendi gözlerinle gör. Bak bak kocan işi nasıl böyle 10 numara 5 yıldız yapıyor. Gör. O zaman ben de yarın tüm gün oh mis gibi yatış. Ha. Malak oğlum benim. Bütün gün yatış. En güzel onu beceriyorsun zaten. Bak bu konuda takdir ediyorum seni. Malak. Ay güzel. Çok heyecanlandım vallahi yarın iş başı. Hı? Uy, o zaman ne Murat? Yes Tülay. Hepsini pişman edeceğim Erkut. Serdar'ın bana oynadığı oyunu fitil fitil burnumdan getireceğim. Göreceksin. Arzu, bak tehlikeli sularda yüzüyorsun, yapma. Bırak artık şu intikam muhabbetini ya. Onlar benim kim olduğumu unuttularsa ben hatırlatmasını bilirim. İyi de hiçbir şey eskisi gibi değil, farkındasın değil mi? Kabul et artık Arzu, güç sende değil, onlarda. Olsun. Ben olmadan hiçbir şey yapamazlar. Tamam da sen de onlar olmadan hiçbir şey yapamıyorsun. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok artık. Yani onlar bana muhtaçlar. Al. Al şu parayı. Her şey sıfırdan başlar. Ne bu? Para Arzu. Yeni bir düzen kurman için. Şimdilik yeter, al. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Dalga falan geçmiyorum Arzu. Bak ben sana gene yardım etmeye devam edeceğim. Sen şimdilik bunu al, idare et. Ama ne olur gözünü seveyim, vazgeç şu sevdadan ya. Asla. Melek'ten de Serdar'dan da intikamımı almadan rahat yüzü yok bana. Bak Arzu. Bu suyu bulandırıyorsun, içinde sen de boğulacaksın. Sen de bu işlerin içindesin, unutma. İçinde falan değilim. Tamam Arzu, tamam. Ne halin varsa gör. Bıktım zaten sana aynı şeyleri söylemekten. Kork benden Melek. Senden intikamımı yavaş yavaş alacağım. Bitti mi konuşmanız? Bitti. Ne diyor? Memnun muymuş yeni hayatından? Benim bileziklerim yeterli gelmiş mi ona? Asuman söyledim sana. Neyi söyledin ya? Ha? Neyi söyledin? Bileziklerim dedim, anlatacağım dedim. Hiçbir şey söylemedin de anlatmadın da bana Erkut. Gece gece kavga etmeyelim istersen, olur mu? Sen de eveleyip geveleme o zaman. Bana gerçekleri anlat artık. Ne gerçeği anlatacağım Asuman? Anlatman gereken gerçekler işte. Erkut. Sen o kadına aşık mısın? Ne? Arzu'ya aşık mısın yani? Sen iyice kafayı yedin Asuman. Bu saçmalıklarını daha fazla dinleyemeyeceğim, kusura bakma. Hadi Allah rahatlık versin. İşe gelmedi yani, öyle mi? Öyle. Ya numarasını da aldım, aradım ama açmadı. Ben de merak ettim doğrusu. Allah Allah. Of.
Anneciğim, bir şey mi oldu? Kızım, Selim'e olanlardan bahsetmedik ya. Aklım ona takılı kaldı. Vallahi benim de aklıma takıldı anneciğim. Böyle ne bileyim, yalan söylemişiz gibi oldu değil mi? Yani Selim, ya sonuçta siz Selim'i üzmem adına böyle bir şey yaptınız değil mi? Yok. Böyle aramızda gizli saklı olunca ben çok rahatsız oluyorum kızım. Gidip konuşacağım Selim'le. Anne, emin misin? Evet kızım, en doğrusu bu. Yarın bir gün Pelin'den falan öğrenirse daha fena olur. Haklısınız. Ben gidip bir konuşayım. Oğlum, rahatsız ettim ama müsaitsen biraz konuşalım mı? Tabii anneciğim. Zaten bir durumlar olduğunu sezmiştim ama siz bir şey söylemediniz. Ne oldu? Selim, hani bu derse gelen öğrenci var ya. He, Pelin'in kuzeni. Evet. Bir problem mi var anne? Şimdi evladım, bu kız biraz değişik. Böyle ders mers, o taraklarda bezi yok. Neyse, mevzu bu değil de. Kız bugün dersi erken bitirip çıkıp gitti. Ardından da annesi geldi. Evet. Anne, nasıl bir problem olmuş olabilir ki? Merak ediyorum. Kızın gittiğini öğrenince kadın ağzına geleni deyiverdi. Nasıl yani? Oğlum, Zeynep'i suçlamaya başladı. Hem dersi yarım ver, hem paraları. Bak, söylemeye dilim varmıyor. Anne. Güya Zeynep ders ücretlerini almış, lakin ders çalıştırmadan kızı başından savmış. Para falan vermedi yani, öyle mi? Yok oğlum, ne parası? Kadın terbiyesizin teki. Bir de çamur atmaya kalktı. Bize dolandırıcısınız diye bağırdı oğlum. Dolandırıcı mı? Ne cüretli? Ya sonra benim bunları işitmeye daha fazla takatim kalmadı. Çantamdan çıkarttım paraları, verdim musibetin eline. İnanmıyorum anne, ne yaptın sen? Oğlum! Siz nasıl böyle bir şey yaptınız, söyler misiniz? Parayı vererek bütün suçlamayı kabul etmişsiniz resmen. Selim, bir sakin ol ne olur. Oğlum, dedikleri yenilir yutulur değildi. Bir an önce çekip gitsinler, kurtulalım diye öyle düşündü. Anne, sen böyle yaparak Zeynep'i iyice töhmet altında bırakmışsın. Kadını haklı çıkarmışsın, sanki Zeynep gerçekten de parayı almış gibi. Of, ne bileyim oğlum. Selim, anneme kızma ne olur. Yani kadın öyle... Bitti Zeynep. Ders mers olayı artık bitti. Ama Selim... Aması maması yok Zeynep. Ders vermeyeceksin artık. Bu konu kapanmıştır. O kadar. İşe yarar. Bir filmde görmüştüm. Galiba böyle yapınca geçiyor. Geçer mi gerçekten? Sence emekli anlamışlar mıdır? Bilmiyorum ki. Amcam sanki birazcık sinirlendi ama. Anladım. Bizim kızı. Ama hiçbir şey demedi. Çok durmadık aslında. Olsa sorardı. Belki görmüştür ayağımı. Of, çok da acıyor. Şimdi banyo sürüyeceğim. Geçmesin yarına kadar. Yatıp dinlenmen lazım. Ama
kedilere ne olacak? Kurtaramadık onları. Tamam, sorun hadi. Ben yarın gideyim. Tekrar bakacağım. Söz. Çık git doktor o zaman. Abla, çıkıyor musunuz? Çıkalım Selim'ciğim, geç kalacağız yoksa. Anneciğim, ne olur biraz hızlı ol. Ben bırakırım sizi. Yok Selim'ciğim, sağlanma. Senin için başından aşkın zaten. Abla, olur mu öyle şey? Zaten benim de başka bir yere gitmem lazımdı. Ya senin uğrayacağın yeri ters kalmasın şimdi. Zor olur. Hem biz bir otobüs atlar gideriz. Elif! Hadi anneciğim bak, geç kalacağız. Geliyorum anneciğim. Selim, şey, al bunu lütfen. Bu ne abla? Ya bir miktar avans aldım da ben. Yanında bulunsun, lazım olur. Daha neler, olur mu öyle şey? Ya Selim, lütfen kırma beni. Ablacığım, olur mu öyle şey? İsrar etme, ne olur. Ben bunu kabul edemem. Hem durumları da yavaş yavaş toparlıyoruz. Yeni bir iş daha aldık. Yani nakit anlamında sıkıntımız bitti gibi. Ayrıca ben Elif'in okul parasını kenara ayırdım bile. Ne yaptın, ne yaptın? Elif'in okulu için para mı ayırdın sen Selim? Evet. Özel okula. Abla, niye bu kadar şaşırıyorsun ki? Kusura bakma Selim ama ben de buna müsaade edemem. Ben Elif'i devlet okuluna göndermek istiyorum. Bu da nereden çıktı şimdi ya? Abla, Elif bana abimle emanet. O yüzden... Ben hazırım. Gidebiliriz. Prenses, amca öpücük yok mu bakayım? Hı-hı. Bir de bu yanaktan. Oh. Şans öpücüğümü de aldım. Bugün çok güzel geçecek desin annesi. Oh. Hadi gidelim. Abla, hadi itiraz istemiyorum. Çıkalım. Tamam ama bu son konuyu bir daha konuşacağız Selim. Tamam, tamam. Konuşuruz ablacığım. Bu saatte mi geliyorsun işe? Daha mesainin başlamasının 5 dakika falan var ama. İçeri girdin, oturdun. Çay, sohbet derken yarım saati bulur o. Oo. Vallahi hayat sana güzel Melek Hanım. Hoş geldin. Melek! Gibisin. Korkma benim. Senin ne işin var burada? Aslında benim bir işim yok. Ama sen çok yoğunsun galiba. Biraz önce seni azarlayan ustabaşın mıydı? Sen beni buraya nasıl... Niye geldin ki sen ya? Hiçbir şey planladığın gibi gitmedi değil mi? Yazık sana ya. Demek buraya kadar düştün. Ne yaptınız? Niye hala seni ilgilendiriyor Arzu? Kenan'la Tuğçe'nin sebebisin sen. Sen o besleme kızınla hayatımıza girmeseydin, hala yaşıyor olacaklardı. Ne o? Aliye Hanım mutlu mu bari? Kenan'la beni boşalttığını.
Ya Arzu bak, biz o yangından sonra çok acı çektik. Ya senin hala bizi suçlamaya gönlün nasıl el veriyor? Biz de o yangındaydık ya. Alevlerin içinde kaldık. Keşke ölseydiniz. Kenan'la Tuğçe yaşasaydı da siz ölseydiniz. Suna, şu çayları içelim de mesai başlamadan bize birer kahve yapıver canım. Olur abla, yaparım. Elif, nereye? Şey, annemin yanına gidecektim de. Annen dışarıdaydı ablacığım, gelir şimdi. Sen kahvaltı yaptın mı bakayım? Hadi gel bak, ne güzel poğaça var burada. Teşekkürler ama ben annemin yanına gideceğim. Annen markete falan gitmiştir, gelir şimdi. Hemen öyle seni dışarı tek salmam, gel. Aç da durulmaz. Sen otur böyle. Yemeğini ye, ben geliyorum, tamam mı? Hayattayım diye seviniyorsun değil mi? Boşuna sevinme. Bir gölge gibi her zaman insanda olacağım. Kızımın da, Kenan'ın da intikamını alacağım senden. Ne pahasına olursa olsun alacağım. O kitabı ben kapayacağım Melek. Elinden geleni ardına koyma o zaman Arzu. Göreceksin. Bu sefer çok başka olacak. Göreceksin. Neredeydin anne? Çok merak ettim seni. Geldim bir tanem, korkma. Abla sen iyi misin? İyiyim Sunacığım, iyiyim ben. Anneciğim, güzel kızım. Bak, bugün annenin dizinin dibinden ayrılmak yok. Anlaşıldı mı? Tamam anne. Aferin kızım. Sonunda layığını bulmuşsun. Tam sana göre zaten. Çok daha beter olacaksın Melek. Çok daha beter olacaksın. Of, ayağım çok acıyor. İnci. İnciciğim. Aa, uyanmışsın bile. Günaydın canım. Günaydın. Üstünü bile giymişsin hatta sen. Hadi kalk o zaman, elini yüzünü yıka, sonra doğru kahvaltıya. Biraz daha uyusam. Aa, ama saat kaç oldu İnciciğim? Hem böyle yataktan kalkmazsan uyanamazsın. Şimdi kalk, ben seni öğlen yine yatırırım canım. Benim zaten karnım açtı Girgi. Ama ben sana kahvaltıda salçalı sosis var desem, bir de böyle yumurtalı ekmek var desem. Bir de portakal suyu. Hem de taze sıkılmış. Tamam tamam, sattan uykum yapmış ki. Akıllı bıdık seni. Hadi. Canım, bir şey mi oldu? Ya geliyorum. Tamamdır. Peki tüm ürünlerin yüklemesi yapıldı mı? Peki kamyon kaç saate çıkmış olur? Ha, anladım.
Bir iki saate çıkmış olur yani. Tamam. Evet. Canım, hadi sen mutfağa geç, portakal suyunu iç. Ben geleceğim iki dakika ekmeğini kızartmaya, tamam mı? Tamam. Anlamasın diye ayağım kapacaktı. Çok fena, çok. Elif abla ne yaptı acaba? İnşallah kedileri bulmuştur. Çok sağ olun. Görüşmek üzere o halde. Hoşça kalın. Selim, hayırdır, yeni işle ilgili mi? Evet canım, depodan aradılar. Mallar kamyona yüklenmiş bile. Allah'a çok şükür Selim. Üstümüzdeki kara bulutlar dağılıyor desene. İki günde iki iş. Sonunda düzeye çıkıyoruz Zeynep. Gerçi bir önceki siparişin ödemelerini hemen dağıttık. Ama bu işte durumları biraz daha toparlayacağız sanki. Ben sana hep demiyor muydum sabrın sonu selamettir diye? Bak işte azmettin, başardın. Dur bakalım. Sevkiyat bir yola çıksın. Alnımızın akıyla ellerimizdekini teslim edelim. Sonra bir güzel kutlama yaparız. Elifciğim, anneciğim lütfen. Tamam anne. Oo, kimler teşrif etmiş? Neredesin sen? Burayı babanın çiftliği mi sandın sen? İstediğin zaman gel, istemediğin zaman gelme. Seninki de iyi iş be, oh! Neyse dua et. Bu hafta yetişecek çok iş var. Yoksa gözünün yaşına bakmam, kapının önüne koyardım seni. Tamam, otur çalış. Gülay, ben köşedeki bankaya kadar gidiyorum. Buralar sana emanet. Tamam Mahruş, git sen git. Merak etme. Aysel, ya neredeydin? Çok merak ettim seni. Aysel? Geçer yüzüme, ay dilimde son.